Selamlar burası Şehir Veritim ve bugün yanımda Pangea Beats var aka Pango aka neredesin Pango. Pango ne haber abi? Abi öncelikle ismimi doğru söylediğin için çok teşekkür ederim. Bununla ilgili sorunlar yaşıyorum. Neden abi? Ya yani Pangea abi yani. Hani, yani ortaokul eğitimini almış herkes Pangea diyebilmeli bence yani. Ben sana o kadar katılıyorum ki inanamazsın abi. Ama kimseyi, bana anladığım kadarıyla kimseyi kırmadan katılıyorsun doğru mudur? Evet, kimseyi kırmadan sana okay. katılıyorum abi. Arkadaşlar bu arada Pangaea'nın ne olduğunu da Google'layabilirsiniz. yani. Pangaea aslında hani tek bir kıta aslında. Dünya değişiyor. Hayat nasıl gidiyor? Ne var ne yok? Ya hayat iyi gitsin diye elimden geleni yapıyorum ya açıkçası. Nasıl yani yani? her zaman aynı aynı doğrultuda iyi gitmiyor ama yani işte beklentilerimle oranlı o da sanırım. Hmm. Beklentilerimi yüksek tuttuğum için iyi gitmiyor gibi de gelebilir ama aslında. Çok böyle ciddi bir problem yok. Yani şey oluyor be oğlum. E, filmlerle falan böyle bize şey çok empoze ediliyor ya. Hepimizin hayatı böyle teatral olmalı falan. Çok büyük şeyler olmalı falan. Öyle bir şey olmuyor abi. Yani memur hayatı için illa memur <laughs> olman gibi bir zorunluluk yok yani. <laughs> hayat hayat standart bir şey yani. Çok filmvari inişleri ve çıkışları olmuyor. Ben de senin yaşadıklarını bazen yaşıyorum. Şey böyle sabah uyanıyorum zeki demir kubus filmi gibi bir gün yani böyle kötü her şey. O arada iyi iyinin tanımı biraz değişiyor ve ben neden filozofi yapıyorum enteresan bir şekilde. Neyse. Bence çok şık. Teşekkür ederim. Sen şimdi bir <laughs> albüm hazırlıyorsun. Değil mi? Doğru evet, mu? Evet, Gerçekten bir albüm <laughs> hazırlamaya çalışıyorum. Çok heyecanlıyım ya. Ya da hala hazırladığım bir süreçte olduğum için her gün heyecanlarım da değişiyor. Başka şeylere heyecanlanıyorum falan. Gayet keyifli gidiyor benim için. Peki içinim. yani Şimdi eskiden bir şey vardı. Eskiden de değil, hı. bir anda kayboldu abi. Bir beat tape kültürü vardı. Ee, hı hı. Özellikle işte e, DP'ler falan çok verdi o arada. Ee, Ozan abiye eski. çok selam ve sevgi. <gülüyor> 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 Karşılıklı. Ben de yollarım bir şekilde. Seninkine böyle yanına sıkıştırıp böyle küçük böyle. Abi, Gerçekten nadir abi. nadir idollerimden biridir. Çok seviyorum. Bence hip hop içerisinde olup yani hip hop kültürü içerisinde zaman geçirip DP'ye böyle saygı duymayan çok az insan var yani. Ya da 14 yaşından küçük kardeşlerimiz bilmiyorum. <laughs> Ama... Onları da sevelim abi. <laughs> Benle aynı jenerasyon sayılırlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam onları da Pange için siz de seviyorum arkadaşlar. Yani bugün, bugün siz de varsınız. <laughs> evet bugünlük hadi. Abi şöyle bu beat tape kültürü ne nasıl bakıyorsun ve albümde böyle bir beat tapeçilik duyacak mıyız yoksa şey mi? Ben birilerine prodüksiyon verdim. Onları da kendi albümüm olarak yayınlıyorum. Culuk mu? Abi şöyle ki ben bir beat tape yayınladım mesela. Benim bir beat tape'im var aslında. Ama işte bunu insanlara ulaştırmak zor. İnsanların vakit ayırıp beat tape dinlemesi zor. öyle onun için biraz korkutucu geliyor bana bir noktada. Ya Ben yine yapacağım bunu. İnsanlar dinlemiyor diye yapmayacağım hiçbir şey yok tabii ki ama ben beat tape olayını seviyorum gerçekten. Ben herhalde rap'ten işte... çok beat tape dinliyorum ya genel anlamıyla yani. Gerçekten çok iyi. Evet, evet, evet Beat tape işini severim. Yani bana e, din, böyle kafamın içinde güzel bir alan yaratıyor beat tape dinlemek yani. Düşünceler, düşünceler falan. O yüzden benimkini sana linkini yollayayım dinlemediysen çok merak ediyorum. Dinlememiş <laughs> din, dinlememiş olabilirim ya. Yalan olmasın şimdi. Yok dürüstlüğün için çok teşekkür ederim. Bunu arıyorum. <laughs> Değil mi? Şey, bir anda şey ilan, arkadaş ilanı gibi oldu böyle. Aynen. Ama lütfen benim arkadaşım olur musun? E yani tabii ki pan ayıp ediyorsun. Ben öyle, bir yandan öyle düşünüyorum abi zaten bu arada dürüstçe. Yani Teşekkür arkadaşlık you. gibi bakıyorum yani. Teşekkür or ederim tabii ta 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 ki. Tabii ki bir yerde de. Yani şey ama e, o normal bir şey abi çünkü mesela bazı arkadaşlar bana benzer şeyler söyledi. E, çünkü herif şey abi yani benle zaman geçiriyor anladın mı? ya da dinlediği zaman e, bu hı hı. aslında rapçilerde de olan bir şey prodüktörlerde de olan bir şey yani mesela bir beat tape'i dinlerken herifin psikolojisiyle bir yerde zaman geçiriyorsun ya herifin zihninde zaman geçiriyorsun aslında rapçide olduğu kesinlikle. gibi kesinlikle podcast da böyle onun gösterdiği öyle yani. yola doğru gidiyor biraz böyle aynen öyle yani peki bu e, albüm anladığım kadarıyla beat tape değil daha çok e, bir prodüktör albümü tırnak içerisinde böyle evet. Türkiye Türkçe'de çok bir karşılığı yok bunun ama Buradaki... Ya bazı yörelerde prodüktör albümü diyorlar. Ben kendimi prodüktör olarak ve tanımlamakta zorluk çekiyorum hayatımın <laughs> bu kısmında. Öyle iddialı bir insan da değilim. Ne olarak tanımlıyorsun kendini? Yeni yeni beatmaker diyebiliyorum abi insanlarda dediği için. Oğlum böyle bir böyle bir job title yok yalnız ha. Yani yeni yeni beatmaker. Yani yeni kart... yeni diyebiliyorum. Yeni yeni beatmaker değilim aslında. Ben de <laughs> yapıyorum da <laughs> öyle de anlaşılması için. Yani peki bu Kısa vadede, kısa vadede değil aslında da bir sene desek herhalde Hı -hı. bu Bisin falan yayınlandığı zamanlar herhalde. Hı -hı. Ee, onunla beraber böyle ufak street kreditleri topladın ve aslında bu street kreditleri toplaman da tamamıyla şeyle geldi ya. Bana enteresan geliyor bu. Ee, neredesin Pango şeyle. Evet. Water markıyla ismini unuttum şu an. Producer teğiyle. Evet evet. evet. Öyle, Producer Tag'iyle. Ne 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 hissediyorsun genel anlamda? yani. Bununla ilgili düşüncem şu yani insanlar çok güzel müzik yapsa da çok enteresan şeyler yapsa da kendini tanıtmakta zorluk çekebiliyor özellikle bizim meslekte. Yani şimdi yani neresinden tutarsan tut bu gerçekten kendini tanıtmadan yapabileceğin bir iş değil. Bunu seviyor veya sevmiyor olman tabii ki tartışılır kendini çok göstermek veya göstermemek ama işte bunu yüzümle yapmaktan satıyorum tekle yapmak bana daha mantıklı geliyor bu bir imza gibi geliyor ve bunu sevmeyen insanlar da var çok yakın tanıdığım insanlar da var bunu sevmeyen bunu kullanmamam gerektiğini düşünen ama işte ben bunun arkasında duruyorum bir noktada çünkü işte insanları tanımasında sebep oluyor günün sonunda evet evet yani şey bana tabii ki biraz dinozor bir yorum yapacağım dinleyen arkadaşlardan özür dilerim ama hani genel olarak bugün bazı, özellikle mesela DP'den bahsettik. Ben DP'nin e, farazinin beatlerinde falan bir TG e değil de direkt onların kullandığı davullar, sample pack'ler, işte hi-hat'ler, işte Hı -hı. buradan biraz anlayabiliyorum. Direkten dinlesem mesela, hiç bilmesem, yazmasa Katılıyorum. Yani. Ben de çoğu Hı -hı. zaman bunu hissediyorum. Yani işte özellikle gide Dapoyet'te bunları çok hissediyorum gerçekten. Ya yani bu onların müziğiyle çok vakit geçirdiğim için olabilir. Yok onların Ama hissediyorum bunu. Saydığın isimler zaten kimliği olan müzik yapan insanlar. Hı hı. Mesela sende de yakalayabiliyorum yani o hafif endüstri havasını falan e, bizde zaten <laughs> çok vuruyordu. E, onu yakalayabiliyorum ve anlıyorum yani bunu kim yapmış falan. E tabi gönül ister ki gelişmiş bu ülkede yaşayalım ve genç kardeşlerimiz e, müzik üzerine e, Doymuş bir şekilde dinledikleri zaman bunu anlarlar aslında bir prodüsür tege gerek yok günün sonunda. Hı hı. Ama işte yaşadığımız dünyada gerçekten sanırım gerek var ya. Evet evet ne yazık ki var yani rapçilerin böyle bir viral olma olayı var. Seninki de biraz ona döndü. Hı hı. Hani işte şey Ankara'daki Kamufle Fuat konseri ee, hı hı. Agabi evet dur. Fuat Kamufle bir konseri orada mesela girişte falan insanlar şöyle pango şakası yapıyordu ve ben şey oldum böyle çocuğa bak hani yerel şaka olmuş abi herif yani herkes birbirine neredesin pango diyor falan hatta biri iyi, kapıda baya telefonu açıp neredesin pango dedi tamam mı biz o sırada Ali ile gerçekten değil. ya ben bunlara çok tanık olmuyorum onun için garip de geliyor abi ya, şöyle dedim, ben ben şey oldum ben de sana ulaşmaya çalışıyordum ya o sırada <laughs> öyle açınca ben senle konuşuyor sandım Dedim ya Pezavenge bak resmen numara seçiyor abi hani açmayayım falan abi çok ayıp ya. Sonra baya yanına arkadaşı falan geldi. Baya o pango falan diyorlar birbirlerine. Yani pango kalıbı kullanıyorlar Allah Allah. abi. Kanka veya pampa gibi hani ya, şey oldum. Ya bu arada Hı -hı. şey mesela benim için keyifli. Onu da atlamak istemem. Hani tagimi pangea Beats olarak da kullanabilirdim mesela ya. Yani. Ama onun yerine daha işte buna bir bakış açısı getirmek aslında benim niyetimde. Abi ama şey çok saçma olmaz mı? Neredesin Pangea Beats? Yani işte neredesinini bile çıkart. Yani bir kalıp benim ismim Pango bile değildi yani bu tegi <laughs> oturttuğumuzda. Öyle bir durum var. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> peki, Keza hala benim ismim Pango değil yani. Ama Peki işte senin ismin niye Pango? Yani, neden Pangea daha doğrusu? Bu, neden Pangea? Ya böyle biraz şey. Neden olduğunu hatırlamadığım kadar küçüktüm. Bu ismi seçtiğimde yani coğrafya dersinde duymuş bile olabilirim gerçekten. Öyledir yani. Ama ihtimalle. böyle spesifik şudan, şundan sebep diyemem ama günümüzde artık bunun altını doldurabiliyorum. Kendim için bir anlamı oluştu. Umarım Hı -hı. insanlar için de oluşur yani. Abi ama mesela güzel bir isim seçmenin de böyle güzel bir tarafı var. Şey değil mesela bundan iki sene sonra şey yapmak zorunda kalmayacaksın. Pangaea 47 Beats falan hani. Işte <laughs> Pangaea Beats 64, İşte 61. Ha, hani böyle yapıyorlar ya Spotify'da bulunmak için falan yani. Böyle ben... <laughs> başka yok ya. Yani abi işte yaratıcı Pange seçmenin... var gerçekten bu arada. Vardır lan tabii. Global bir şey olduğu için Pangea abi olabilir yani. Ama O da olsun bir zaman. Yani düşünsen kimsenin aklına gelmemiş falan böyle. Ben ben inanılmaz claimlerdim Pange... abi. <laughs> Bütün web sitelerini falan alıp satmayı beklerdim. Yok abi şey ya böyle mesela biri şey Atıyorum Törn tişört basmış ya hemen dava açardım copyright falan. Acımam ya. Vallahi kaçırmazdım öyle bir şey. Ne düşüneyim? Sen düşün, sen düşün bunu. Sen buradan bir şeyler tamam. çıkarabilirsin. Ya çorba parası be oğlum. Aynen, belli mi olur abi? <laughs> evet, evet olabilir. Abi peki şeyi merak ediyorum. Bu güncel sound'lar senin sound'un biraz şey yani güncelle de çok etkileşime giriyor. Ama mesela bazen <laughs> e, sample pack'leri kullanımına falan dikkat ettiğim zaman biraz işte atıyorum dört, dört barlık sample'ları falan da yakalayabiliyorum. Bir küçük. <laughs> bu güncel sound'lara nasıl bakıyorsun? Ya da bugün dirile falan nasıl bakıyorsun? Öyle öyle sorsam daha dinleyiciler için daha açıklayıcı olabilir herhalde. Abi şöyle ki ya benim bu işi öğrenme ve başladığım zamana döndüğüm zaman dinlediğim müzik zaten yani senin bahsettiğin o dört bal, barlık sample'lara çok benzeyen durumlar. işte daha şu an gerçek hip hop diye tanımlanan durumu dinleyerek büyüdüm tabii ki ben de yani işte babam buna çok büyük sebep oldu. Babam eski b-boy <laughs> bu arada. <laughs> Onu da anlatırım. Ee, yani işte böyle asıl sevdiğim müzik daha o davul yürüyüşü, o sample kesimi, işte o rapler olarak oturdu. Ama zaman içinde işte çok eskiden beri bir noktada trap dediğimiz durumu da deniyorum. işte yani böyle 2-3 senedir drill de deniyorum. Böyle yapıyorum çok iddialı ama deniyorum. İşte insanları tatmin de ediyor dinlettiğim zaman. Şimdi işte bunlarla ilgili bakış açımı aslında bir noktada albümde ortaya koymak niyetim. Böyle bugüne kadar insanlar için bir şey yaptım bir noktada. İşim gereği tabii ki kendi sevdiğim ve arkasında durduğum şeyi yapıyorum. Ama sonuçta tabii ki birileri için bir şey yapmak gibi gelişiyor vakit dolayısıyla. Ne yani bu albümde işte nereden baksak benim istediğim şeyleri insanların ayak uydurması gibi olacak. Benim insanlar için hayal ettiğim şeyleri yapacağız gibi aslında. <laughs> ya böyle bir noktada bir noktada hayır gidemeyizlik bir insanda yok. Yani böyle gün içinde diyalog kurduğum, müziğine saygı duyduğum, yaptığım şeyi sevdiğim insanlar olduğu için yani bu konuda da böyle kafam rahat aslında. Yani kimseye sevmediği bir şeyi zorla yaptırmayacağım. Kimse de sevmediği bir şeyi bana ya sevmediğim bir şeyi bana yaptırmaya çalışmayacak diye düşünüyorum. Henüz olmadı en azından. <laughs> güzel güzel bir parantez. Abi şöyle bundan bir e, 6 sene önce falan ya da 7 sene önce prodüktörlere rap müzikte bakış çok daha e, alttı yani. Anlamadığımız bir şekilde Hı -hı. aslında. Yani prodüktör böyle çok ne kredisi verilen bir şeydi ne bir bu işten bir ön plana da çıkamıyordu. Hani bir ego tatmini de yoktur rapçilere oranla. E zaman içerisinde bunlar değişti ki burada hani şeylere falan respect atmak gerekiyor bence DJ Arts eee gibi isimleri ki onlar aslında bu prodüktörün rap müzikte önemini ortaya çıkardı. Kesinlikle ama işte bunda Ezelin sürekli işaret etmesi önemli bence yani gerçekten. O alanı da onlara bıraktı ama yani şey var bugün rap müzik neredeyse tamamen prodüktör merkezli bir şey. Yani iyi bir prodüktörün evet. olacak her şeyden önce. Türkiye'de özellikle yani rap'lere kıyasla prodüksiyonlar bence çok ileride gerçekten. Yani bu özellikle Orbi ile konuştuğumuz bir şey. Ona da selam söylüyorum buradan gel. Yani o ondan duyduğum özellikle bir şey. Şu an Türkiye'de ileride olan şey rapten ziyade prodüksiyonlar gerçekten yani. Ya işte şey de enteresan yani bugün prodüksiyonun prodüksiyon inanılmaz ileri gittiği için bazı şarkılarda şey falan oluyoruz abi artık. Yani beat güzel ama <laughs> hani şarkı yok abi ortada. Tabii bu... Evet bunu çok geçiyorum ben de. <laughs> evet evet yani birçok şarkıda ben de şeyim. E tabii burada kötü prodüktörler de var. Şey kötü prodüktör yani. Abi İngiltere'deki sound'un aynısını almış. Şarkının aynısını yapmış. Bu bir başarı tamam mı herif? Gerçekten sıfırdan yapmış aynı şarkıyı yani. Okey. Ama sanki bu iyi beatmakerlık da değilmiş gibi geliyor buna. Hani beatmakerlık neye göre neye göre bunu e, tasnif ediyoruz mesela? Ne ne iyi beat? Sana göre bir beatmaker nasıl iyi oluyor? Abi bence bu az önce söylediğin şeyin tanımı iyi beatmakerlıktan ziyade iyi program kullanımı bence. <laughs> yani Dava iyi kullandığı için bunu yapabiliyordur. Yani yoksa bunun çünkü sanat olarak değerlendirebileceğin çok bir kısmı kalmıyor. E tabii ki hepimiz bir şeylerden etkileniyoruz. Hepimiz sürekli müzik dinliyoruz. Dinlediğimiz şeyler hoşumuza gidiyor ve kendi yaptığımız müziğe dahil ediyoruz bir şekilde. Ama yani işte tutup bir şeyin aynısını yapmak gerçekten bir noktada saygısızlık ve işte Emek hırsızlığı çok iddialı bir şey ama saygısızlık yani. Çünkü bunu yapan insanlar da bunu bu kadar yapabiliyorsa kendi başına bir şeyler yapabilecek kadar yeteneklidir diye düşünüyorum. Kesinlikle. Peki iyi, iyi beatmaker tanımın ne? Sana göre kim nasıl iyi beatmaker oluyor? Abi dinlediğim beat'e heyecanlanıyorsam benim için iyi beatmaker'dır zaten yani kesinlikle. Ve tabii ki bu hani bir kerelik bir şey de değil. Her duyduğum şeye de olmasına gerek yok. Ama yani dinlediğim şeylerde ortalama bir heyecan yaşıyorsam benim için kafi yani. <laughs> Aa, anladım. Yani hedeflediği duyguyu sana aktarması aslında. <laughs> kesinlikle yani aklındaki şeyi orada ifade edebiliyorsa yeteneklidir mutlaka. Yani aklındaki şey benim için okey olmak zorunda da değil. Yani aklındaki şeye katılmıyor da olabilirim. Ama bunu iyi aktarıyorsa kesinlikle iyi beatmaker'dır bence. Yoksa sadece sevdiğim canadaki insanlara iyi beatmaker demiş olurum. Bu da büyük haksızlık bence. Bir hocam vardı, edebiyat hocam vardı ve şey diyordu. Hı hı. Yani ede, edebiyat analizi dersine gireceğiz işte, kitap analizi falan filan. Onları öğreneceğiz. Hı hı. Ve dedi ki yani bu derste de lanetli. Bu derste öğrendiklerinizde öğrendiklerinizden sonra dedi normal bir kitap okuyamayacaksınız. Yani çünkü sürekli sembollere bakacaksın, metaforlara bakacaksın, hikaye akışına bakacaksın ve hı hı. refleks olarak bunu içselleştireceğin için kitap rahatça okunmayacak falan dedi. Ben de o zaman şey yapmıştım. Show yani yapma falan. hani. Ya şov, şovu bırak falan oldum. Böyle. Ne zaman bu abi? 2016 falan yani. Ya yani Şovu bırak falan oldum. <laughs> Tam o zamanlarmış. Evet diye. evet. evet, evet. Şov, şovu bırak bron falan Abi sonra ders, o dersi ben sene sonunda verdim. En eğlendiğim dersdi üniversitede. Hala bu arada en eğlendiğim ders olabilir. Ve gerçekten kadının dediği gibi oldu. Ben artık filmlerde bile şeyim yani. Bir film izlerken bir anda şey oluyorum. Ha bu sembol, bu metafor. İşte burası climax'i, burası bilmem nesi falan. Hani rahatça hiçbir şey tüketemiyorum. Peki bu kadar zaman prodüksiyonla zaman geçirdikten sonra sende de şey oluyor mu? Böyle bir şarkıyı dinlerken rahatça dinleyememe durumu. Hani abi burada yanlış yapmış falan. Nasıl oluyor peki? Ya valla bir ara şey gibi bir problemim vardı. Onu açtım ama. Ya dinlediğim şeylerin böyle projesini hayal etmeye çalışıyor. Ediyordum hatta falan böyle. Hı hı. O çok korkutucu yani. Dinlediğim müzikten zevk alamamaya dönüşüyor çünkü. Yani keyif için dinlediğim bir şeyi böyle kafanda proje olarak tasarlamak falan yorucu şeyler. Ondan uzaklaştım ama artık. Artık daha keyifli akışında bir şeyler dinleyebiliyorum yani. <laughs> ya bu ama şey bu dediğin şey dilcilerde de oluyor. Hatta dil öğrenmede şey derler abi eğer rüyanı o dilde görüyorsan öğrendiğin dilde okeysin yani, tamam problem yok sen bu dili öğrendin artık falan. seninki de bana biraz onun gibi geldi böyle dinlerken hayal etmece falan yani. rüyanda proje görüyorsun değil mi Efel projesi görüyorsun abi. vallahi yaşadım tabii ki bunu da <laughs> Efelci misin? Yoksa Ableton falan mı? Efelciyim. E, <laughs> Ama şey gibi değil bu. Yani Efeldir bu işin özü gibi değil. Yani ben böyle Ortaokuldan beri Efel Studio'yu kullanıyorum bir şekilde ve yani böyle uzvuma dönüştü artık. Onun için kendimi rahat ifade edebildiğim yeri Efel olarak tanımlıyorum. Abi programın amacı bu değil midir mesela zaten? Yani bir program senin işine yarıyorsa araç olarak, çünkü araçtır ya. Hı -hı, hı. Zamanla. E, tamam abi bu, o kavga bana çocukken de çok saçma geliyordu. Hani ableton, oh, bir, biri çıkıyor kübez diyor ya sen bir siktir git bir dakika dur yani. <laughs> ne küpeyizi ne oluyor hani <laughs> öyle tipler vardı ben bayılıyordum onlara birileri kavga ediyor <laughs> var, böyle Efel böyle Ableton savaşı var böyle forumda mesela Birisi <laughs> diyor ki Bron bu işin olayı küpeyizdir ya banlayın şunu abi hadi git yani defol buradan ne yani, ne işte yani? bu işin olayı sensin aslında işte programlar tabii ki aracı Ableton çok daha rahat bir program onu da deneyimledim onu da kullanıyorum geri geldiği zaman ama Hı hı. Yani Ben EFEL'de daha rahat ifade ediyorum kendimi. Çünkü bir şey yaparken ne yapacaktım diye düşünmüyorum artık. Yani Aklımdakini ya, yapabiliyorum abi. direkt. EFEL bence şey olarak müthiş bir program. Yani gerçekten EFEL'i öğrenmek e, bisiklet sürmek gibi. Yani ben mesela yıllar sonra <laughs> EFEL'i hala açıp böyle bir şeyler yapabiliyorum. yani. Bir, tekrar <laughs> bir körü yok yani. Öğrendin ve bitti EFEL'i. Belki o yüzden Ama... biraz şey görülüyor zaten EFEL mi falan diye. Hani... O, o, bakış açısı gerçekten var ya. Efel mi kullanıyorsun <laughs> falan var ya. <laughs> şu an podcast olmasak bir küfür ederdim ama podcast şu anda. ben hissettim abi. <laughs> ya bir de Efel biraz böyle diğer programları öncesinde öğrenmiş insanlar için ters bir program. Onu da anladığım zaman içinde. başka programla vakit geçirdiysen işleyişi tersmiş. Sonradan evet, evet, anladım evet. bunu. Evet, evet. Da. Kesin Kesin, de ben Ableton'a böyle o dönem işte şey ee, ne derler. Bir, bir dönem böyle şey oldum. Bir Street kredisi çok çoğaldı ya Ableton'un şeylerle bu mashup'lar, mashup videolarıyla falan. O dönemlerde <laughs> ben de dedim hadi dur bir Ableton yükleyeyim bakayım falan. Abi böyle şey yani. Ya müzik mi yapacağız, uzay gemisi mi kullanacağız birader? Yani bunu insan için tasarla kardeşim falan oldu. Ama galiba o o olay şey oluyor yani. İnsanın hoşuna gidiyor zor bir şey başardım hissi yani. Hani bu program zor ve ben bunda müzik yapıyorum falan. Hani. Ya onda oturttuğun zaman aslında işte ona alıştığın zaman o da çok zor değil. Yani bir noktada işte büyük ihtimalle sen de önce FL öğrendin abi. Aynen. Onunla ilgili biraz bence. Yok ben önce Hip Hop EJ öğrendim. Öyle bir program var. <laughs> Aga da onu kullanıyordu galiba eskiden öyle bir hatırlıyor gibiyim bu ismi. <laughs> abi bence bence Hip Hop EJ'yi hepimiz kullandık ya. Bir, bir dönem bir yaş aralığında olup kullanmadım diyen bence sıkıyordur yani. <laughs> Hi zaten ya rap müziğinde olabilir abi olabilir ya zaten rap müzikte sıkmaktan bol ne var herkes sıkıyor. Etklen <laughs> <müzikle en gülüyor> abi. <gülüyor> Peki sana o zaman hadi biraz müziğe dönelim. Bana <laughs> en iyi en iyi beş prodüktörünü saysan? Hmm, gerçekten bunlar zor sorular. abi. Zor Şimdi mor değil diyeyim. ya en sevdiğim beş prodüktör. Yabancı olsun ya hadi o zaman... kolaylaştırayım sana. Ya yani iki tane de Türk söylerim tabii ki yani baştan beri ismini geçirdiğim Dapoet ve Bugi'yi söylerim. Tamam. İki tane. Kenny Beats'i çok beğeniyorum abi ya. Değil mi? Ben ben, evet. ben de beğeniyorum ama bakalım gerçekten. benim benim favoriler favorilerimden başka kim hmm. gelecek? Şu an merak içerisinde. Hmm. Kenny Beats biraz günümüze yakın oldu tabii bir yandan. Alchemist'i gerçekten beğeniyorum. Okey. İyi yoldasın. Gerçekten. Sevgili yani. Pango iyi yoldasın. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> ya biraz işte zaten benim yansıtmaya çalıştığım şey de bu bakış açıların ortak karşıya aktarılması gibi bir şey ya. Yani. Gerçekten eskiden gelenle işte yeni dönem sevdiğim şeyleri birleştirmeye çalışıyorum aslında baktığın zaman. Ya bunu yaparken bunları böyle yapayım demiyorum ama günün sonunda tekrar dönüp baktığımda bunları yaptığımı fark ediyorum aslında. Güzel bir bakış açısı ya yani şey değil. E oluyor yani bu. Bir noktada bence de sound kavgasının inanılmaz mantıksız olduğunda hem fikirizdir diye düşünüyorum yani. Kesinlikle. Do double time <laughs> ve boom bap falan hani öyle. Abi yani işte güzel müzik ve kötü müzik gibi geliyor bana. <laughs> evet ama şeyde anlaşabilir miyiz? Afro, Afro Trap'in kötü olduğunda anlaşabilirsek okey. Yani böyle işte ne albümde, ki albümde Afro mu var lan? Bir dakika, dinledim. bir dakika, bir dakika. Bir S verdin, albümde Afro mu var lan? Doğruyu söyle. Ya bir tane şarkı var Afro'mu sana sormam lazım abi. Şimdi senin için Afro ne demek? Benim için Afro trap ne demek? Ya işte bunlar Ay. garip denklemler. Bir tane ritmi normal bir hip hop ritmi olmayan şarkı var ama Afro'mu sabah kadar tartışılır. jansetle yaptığımız şarkı hatta o da. <laughs> Sevgili pange bitse programımıza katıldığı için teşekkür ediyoruz. O pangeyi alıyoruz bu yayından. <laughs> abi ama bak şimdi ben sana dedim ki şarkıyı dinledikten sonra karar ver. Sen beni yayından alıyorsun. <laughs> Ben böyle bir Ben insanım. seni böyle tanımazdım. <laughs> Özür dilerim ben böyle bir insanım tamam mı? <laughs> Bana hiç mi güvenmedin abi? <gülüyor> <gülüyor> bir gerildim abi ama yalan olsun. Yok yok ben e, o şarkıyı dinleyince seveceğini bile düşünüyorum ya. Severim ya. Yani şey olarak severim bak. Respektini vermem ama severim. <laughs> tamam. Listeni almazsın ama <laughs> Aynen aynen hani şey böyle yani okey okeymiş falan tamam. olurum yani. Ya ben bir şeyim ya ben abi. Yani gerçekten bunu unutmayalım ve ben sana podcast'ten sonra yollayayım spesifik o şarkı üzerine konuşalım abi. Demosu var şu an evet. yollayabileceğim. Yani sence evet. Afro mu en azından onu söylersen çok sevinirim. Tamam, tweet olarak da atarım <laughs> arkadaşlar. Afro değilmiş falan ya yani da Afro. Tamam. Yani. <laughs> abi şeyi söyleyecektim. Yani ben mesela eğer Afro tribi böyle inanılmaz bir şekilde rap'e yedirme çabası var ya böyle hani Hı -hı. Bu rapin bir sound'u. Ya siktir git sound'u andı değil beni konuşturmayın şimdi. Yani Hı -hı. ama abi ben senin neyden bahsettiğini anlıyorum. Ne yani benim sen... albümde bahsettiğim şarkı öyle bir şey değil gerçekten. ben yani. yani şey abi, e, problemim şu Afro trap'le. Afro trap'in ne kültürel anlamda ne tarihi anlamda ne de doğal olarak doğal süreç içerisinde rap'le bir bağı yok. Yani rap'in geldiği bağ, hani e, kültürel bağlarla da bir bağı yok. Afro trap Hı -hı. sonradan eklemlendi. Ve çünkü satıyordu. Sattığı için eklemlendi. Yani böyle böyle bir durum var ve bunu inatla rep'e yedirmeye çalışıyor insanlar. Ben o zaman hı hı. sinirleniyorum. Yani tabii ki şeyi de anlıyorum. İnsan bazen böyle eğlenmek için bir şeyler dinleyebilir ve Afro'nun o bounce'u bunu veriyor. Okey, hiçbir problem yok bunda. Evet. Yani kolayca yani. hazmedebiliyorsun ve dans etmende hiçbir sorun çıkartmıyor yani. <laughs> aynen aynen öyle. Aynen öyle. Ama işte bunu rep'e eklemlendirmeye çalışıldığında ben böyle bir anda e, jogzilla oluyorum anladın mı böyle Yes, yes <laughs> tikeyim be falan oluyorum böyle yani değil abi işte Tabii, değil gönül, yani değil gönül rahatlığıyla benim ilk e, yönelimim kafamdaki o değil yani. onu yapmak istemiyorum yani asıl önceliğim bu değil en azından şu an için peki 1 milyon dolar varsalar abi 1 milyon dolar <laughs> dolar yani şu an <laughs> Dolardan bahsetmesen yok diyecektim de. <laughs> o bir dakika bir dakika. 1 milyon liraya okey mi yani? Yapmaz mısın yani? Yok bir milyon mi? liraya okey değil. Oo. Yok ya yaparım abi daha ucuzunda da yaptım yani. <laughs> <laughs> okey. Senden şu an bir onun kahraman için... çıkaracaktım ama sağ ol ayağına sıktım. Yani ne diyeyim abi? inanmadığım bir şey yapmam bu arada öyle bir şey değil yani. Hani böyle onun da seveceğimi bir noktaya getirebiliyorsam. Yani şöyle düşünsen abi sen benim bugün burada... Benle konuşmak istediysen bir noktada bakış açımı sevdiğim içindir müziğe olan diye düşünüyorum. Evet doğru düşünüyorum. Ve işte yani benim yorumumla afro ritim dinlemek istemez miyim? <laughs> Hayır bana satamadın şu an özür dilerim. <laughs> tamam yapmayacağım evet. o zaman. Hayır, çünkü bak sen afroyu iyi yaparsın ama senin afronu okuyan adam 15 dakika sonra çıkıp şey der bu da rap falan. Ben sinirlenirim sonra. <laughs> ama bu da rap falan. Tamam. Hayır değil. Seni falan. sinirlendirmeyeceğiz abi. <laughs> Abi ben, ben, ben zaten kolay sinirlen ve meyilli bir insanım yani böyle hemen çok işte rap müzikle yıllar geçirince böyle bir insan oldum böyle bir anda her şey inanılmaz kolay sinirleniyorum aptallık şeyim dolduğu için kotam dolduğu için daha fazla aptallık <laughs> çok, kaldıramıyorum yani çok muhatap olduğum için ya. abi evet yani bir şansıma bakar mısın 20 yıldır Türkiye'de yaşıyorum yani 27 yıldır. <laughs> Türkiye'de, Çok kötü. Yaşıyorum. <laughs> Türkiye'de yaşıyorum, rap müzik dinliyorum ve rap müzik içi üzerine içerik üretiyorum. Ve hani kombo anladın mı? Salaklık kotam doldu yani. Doldu. Daha fazla <laughs> salaklık kaldıramıyorum. Yani. Ben en azından sevdiğim insanlarla yaptığım işi yapmaya devam edebiliyorum ama sen sürekli bunu yapamazsın bir noktada sanırım. <laughs> evet ne, ne yazık ki, ne yazık. Peki şeyi soracağım. Agabi'ye gelelim biraz. Agabi'yle nasıl tanıştın ve müzikleriniz nasıl birleşti? Abi nasıl tanıştık? Yani bu öncesi de dolu bir hikaye aslında ama OHAŞ'la tanışmamız ana kaynağı bunun aslında. OHAŞ'la Ankara'ya geldiğimde dedim ki beni Aga'yla tanıştır. Yani şey gibi değildi. Bak seni Aga bile tanıştırayım gibi değildi. Beni Aga'yla tanıştır gibiydi daha çok. <laughs> Sonrasında tanışmış olduk. İşte ben bir şeyler dinlettim falan ilk gün böyle heyecanlı benim için 19 yaşında falandım sanırım. Okay. E o günden sonra o işte böyle ben yeni bir eve taşınacağım. E işte bir misafir odası yapacağım oraya da. Sen de gel biraz müzik yaparız işte bir iki hafta kal falan dedi. Oy. Ve biz o zamandır Aga'yla beraber yaşıyoruz falan. Ben ben o zamandır Ankara'da yaşıyorum. Yani gerçekten. <laughs> Bunu dediğinde ben İstanbul'da yaşıyordum çünkü. <laughs> Kendini bir tık kurtarmışsın. Bir tık İstanbul'da yaşamaktan. Valla galiba evet ya. Yani böyle İstanbul'un da özlediğim kısımları gerçekten var. İşte ailem, kız arkadaşım orada vesaire gibi durumlar var. Ve bu da gerçek dünyanın getirdikleri. Ama Ankara'da olmaktan mutluyum ya özünde. Ankara biraz kişilikli bir şehir ya. Yani İstanbul'da abi şöyle bir durum var. İstanbul'un semtlerinde kimlik var tamam mı? İstanbul'un her semtinde bir kimlik var. Ama bu şöyle bir sıkıntıya e, yol açıyor. Oğlum beylik Düzü ile pendik aynı şehirde olamaz. Ben gittim Beylikdüzü'nden kalkıp Pendik'e gittim. Mümkünatı yok yani. Mümkün mümkün değil oğlum böyle bir şey yani. Hani tamam bile bir de şey var tabii İstanbul'da. Hemen şehir planlamacısı gibi konuşacağım ama İstanbul <laughs> dünyanın en kötü tasarlam şehirlerinden biri. Şehrin böyle yüzde altmışı falan boş. Hani boş yani şey kullanılmıyor falan hiçbir şekilde. Evet. Ve ama ve, bir yandan her yer çok kullanılıyor falan. Evet evet. Böyle şey yani 20 küsür milyon insan aynı tıkış tıkış alanda yaşamaya çalışıyor çalışıyorlar falan bu kimlik noktasına geleceğim ama. Kimlikte şöyle bir durum var. Çorba oluyor anladın mı her şey? İşte Beyoğlu, Kadıköy işte bunların kendi kültürleri var bir noktada. Her şey allak bullak yani. Enteresan bir şehir. O yüzden bence yaratıcılığı da çok kısıtlıyor. Ankara'da, Ankara'nın kimliği yani yıllarca Ankara'da yaşadım ve Ankara'nın kimliği gerçekten senin şekillendirdiğin bir şey aslında. Biraz etkileşimli bir şey seninle. Her her insanın Ankara'ya bakışı o yüzden çok değişik oluyor. Çünkü arkadaş grubunla falan çok alakalı şeyler bunlar. Müzisyen Kesinlikle. ve Ankara'da tarih boyunca hep iyi müzisyenler çıktı abi. yani Evet bu, evet evet. Kesinlikle bunu, ya. Ona bunun da sebebi bu yani. Bunun sebebi bu. Çünkü herif bir noktada çok eğlenceli bir hayat yok Ankara'da. Gece hayatı evet. anlamında. Ya buna şey Eva'nın bahsettiği bir durumla açıklamak istiyorum. O şey diye bahsediyordu bundan. Ankara'da yapacağım bir şey olmadığı için böyle bir noktada hayal etmek zorundasın gibi bir şey diyordu. Hayal etmeyi şeyle değiştirebilirim ama. Yani kendin katmak veya kendin yaratmak zorundasın abi. Yani böyle bir Ankara sana bir şey vermiyor yani. İstanbul'da İstanbul'da bir şey vermiyor aslında da İstanbul'da işte şey bayağı 20 milyon insan yaşadığı için her şey orada yani. Enteresan. Korkunç bir yer oğlum İstanbul. Yani bu podcast'i şu an pa Pangea ile İstanbul gömüyoruz'a falan çevirebilirim yani. <gülüyor> <gülüyor> ya ben Doğru böyle işte nefret yani. de etmiyorum ya. Gerçekten hani böyle dışarıdan bakınca zararlı yanlarını çok rahat görebildim. Böyle o stresi dışarıdan bakınca çok daha rahat hissediyorsun. Ama yani işte orada doğup büyüdüğüm için sanırım bazen vücut onu da istiyor. <laughs> şey oğlum işte dayanıklısın sen. Sende antikor var yani sıkıntı yok. gibi <laughs> Aynen. Ben de ben bir eski şehir aşığıyım abi. Böyle <laughs> emekli falan olursam böyle direkt Eskişehir'de yaşayacağım. Olursam yani o da <laughs> Türkiye şartlarında nasıl emekli olacağım bilmiyorum ama. Ya emekli Podcast olursam... için kimse sana sigorta yapmıyordur diye düşünüyorum. Yok yapmıyorlar abi. Kimse yapmıyorlar. Bana da yapmıyor kimse abi. Çünkü sen, çünkü sen podcast yapmıyorsun. O yüzden orada. Yani. <laughs> evet haklısın. Tamam ya. Yani, oğlum sen yine konser monser te, işte, ortam mortam ego tatmini falan yapabiliyorsun yani. Ben Yani aynı üzerine... emeklilikle bir ilgisi yok bunun abi ama şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hayır oğlum mental olarak emekli olabilirsin yani. Ben hiç kere yaşayacağım falan diyebilirsin yani. Gün çok yakında mental emeklilik düşünüyorum. <laughs> Oho oğlum, sen mental emekli olacaksan ben ne yapayım ya? Öleyim ben. <laughs> Beraber oluruz abi. <laughs> Eskişehir'de. Mental şehirde, ev arkadaşları. Evet Eskişehir'de takılıyorlar böyle falan. Indigo çağırır seni. <laughs> abi peki şeyi merak ediyorum. Şeyi bitirmedim bu arada ya. Aa evet ne kadar kötü bir moderasyon. Ya abi bu be, ha, söyle. benim yüzümden bazen soruların cevapları falan kayıyor olabilir. Böyle cevap vermediğim bir şey olursa insanların aklında da bir şey kalmasın. Konuşalım lütfen yani. Ee, beş prodüktörünü bitirmedim. Evet bir tane kaldı. Bunu saklardım elimden gelse de. Hadi <laughs> evet, bakalım Kimi söyle. Uyduruyor? O da şu an uyduruyorsun resmen. Düşünüyor. Kimi söylesem. Aynen aklıma ilk geleni söyleyeceğim gibi olacak. Söylemeyeyim daha sağlıklı ya. Söyle ya işte bitir abi yine yarım kaldı saçma sapan bir şey oldu. Yarım da değil abi şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ya bir parçası eksik kaldı kardeşim işte puzzle yani o puzzle'ın tamam, artık ona bir da met... olmaz. Tamam birini söyleyeceğim. Hem de hiç böyle aklıma geldiği için gönül rahatlığıyla metro booming diyeceğim. Evet güzel. Güzel güzel. Onu da bakış açısını severim. Ama bir premier duymadık. İşte Alchemist'i koydum oraya. okay tamam Hadi. Bir premier duymadık. O boşluğu abi. da öyle doldurduk gibi. Hadi hadi yedik tamam. Neyse yedik. Dafa et de dedim. <laughs> evet her şeyi böyle güvenli safe zone'lardan şey yaptım. Abi, ya peki... Bunlar işte aslında baktığında safe olmasını istediğim için söylediğim şeylerdi. değil. Gerçekten düşüncem var. Bir yandan öyle hissettim şimdi üzerine konuşunca ama. Hı -hı. Gerçekten böyle sevdiğim şeyler bunların karışımı olduğu için tabii ki onu ve onu söyleyeceğim gibi hissediyorum. Rap batığına nasıl saplanır abi? Abi o değişik gerçekten ya. Yani. Ben böyle ne dinlediğimi bilmiyorken de babamdan kaynaklı rap dinliyordum. Yani işte babamın kartel dinlediğini, işte bomba plak albümünün olduğunu falan hatırlıyorum. Arabada dinlediğimizi, evde dinlediğimizi. Cezayı çok seviyordu mesela işte. Bu da yani babamın eskiden b-boy olması, kültürün bir noktada içinde olmasıyla ilgili sanırım. Yani onu bana işte küçük yaştan beri aşılamış durumda yani. Böyle hani bunu seçtim de diyemem. Bir noktadan sonra ne dinlediğime karar verdiğimde de işte daha alt tabaka Türkçe raple tanışmış oldum. İşte arkadaşlarımın vasıtasıyla. Çocukluk arkadaşım bana gelip şey dinletmişti falan böyle. Sokaklar şarkısını. <laughs> yani işte şimdi kamufleyle bir şeyler paylaşabiliyor olmak Basri abiyle inanılmaz yani. ilk dinlediğim aklı başımda ilk dinlediğim şeylerden birinin ne olması ve şu an beraber bir konu hakkında fikir yürütebiliyor olmamız inanılmaz değerli geliyor bana özünde. Ya birçoğumuzun aslında hip hopla tanışma hikayesi de benzer yani bir şekilde sende mesela aşıcı olan baban bu, bu, enteresan bir olay tabii bizimkine. biz Aynen bunu yani. çok insandan duymadım. <laughs> ya bakarsan benim de aslında bir nevi babam ya yani bir nevi babam çünkü şöyle e, bir gün abi ben hayatım boyunca Ankara Sakarya arasında gidip geldim işte anne tarafım Sakarya'da yaşıyor baba tarafım Ankara'da yaşıyor falan ve sürekli arabayla bir yerden gidiyoruz yani bu yol arasında. Ve yaşı etmen kardeşlerimiz için eskiden bu iki şehir arasında gitmek bu kadar kolay değildi. Kolay olmuyordu yani. Bolu Tüneli denen şey yoktu ve Bolu Dağı'na tırmanıyordum. Hani altı saat falan sürüyordu diyor Abi bir, bir gün böyle bir mola yerinde durduk. Ben çok net hatırlıyorum bunları yani. Böyle bir gece yani. Dinlenme tesisinde durduk ve ben çok sıkılmış, sıkılıyordum yani böyle iç, içim çıldırıyordum yani arabanın arka olduğunda. Babam da gidip şey dedi bu kaset maset satılıyordu eskiden mola yerlerinde. Oraya gidip şey dedi yani çocuğun din böyle gençler ne dinliyor çocuk çok sıkıldı falan dedi ve Eminem Show kaseti verdiler bana. Ve ben <laughs> arabada böyle hala ezbere biliyorum bütün albüm ve çok sık da dinlemem yani geri dönüp dinlemem sürekli. O şekilde başladı. Sonra e, Blue Jean dergisinde Turbo bunun böyle hazırladığı kısım vardı ya. Oblugin dergisindeki o kısımda şey demo, demo CD daha o zamanlar. İşte yeni çıkacak albümlerden birer tane parça var falan. Dinliyorum böyle manga falan var saçma sapan şeyler var böyle. <laughs> Abi ve bir anda... Müzik faşizmi. <laughs> yok müzik faşizmi değil ama o zaman için bana saçma geliyordu. Çünkü televizyonda da duyduğun şeyler ya senin için bir albenisi yok yani. Abi, i̇şte abi biraz da işte bakış açımız o zamanlardan oturuyor. İnsanlar televizyonda dinlediği şeyi alışada biliyor, televizyonda dinlediği şeyden soğuyada biliyor. Aynen öyle. Abi ve sonra bir anda Fuat Ergen geri geldi çalmaya başladı. Ve benim i̇yi, aklım başımdan gitti. Iyi. Harbiden aklım başımdan gitti. Ama yani. <laughs> abi, bu ne abi falan böyle o şeyi hatırlıyorum. O heyecanı hatırlıyorum anladın mı? Çünkü bir anda vurmalılar giriyor falan böyle. İnanılmaz çok farklı iyi, bir klip. Iyi. Hani vokali falan enteresan bilmem ne falan. Ve o da benim öyle başladı. Daha anlatsam çok da anlatırım. Çünkü bana böyle hip-hop yolculuğu çok mistik bir şey gibi geliyor. Kendi hip-hop yolculuğu. O yüzden böyle her noktasını çok hatırlıyorum yani. Ama bizim jenerasyon ve işte bizden bir iki artı iki oynar. işte eksi iki oynar. Bunların her Hı -hı. birinin hikayesinin çok benzer olması da çok hoşuma gidiyor. Yani... Bir yerde evet etkilendiği şeyler bir noktada ortak oluyor genel. Aynen ya. Belki o yüzden hala böyle insanlar şey tribinde. Gerçek rap bro falan. Ne lan gerçek rap? Bir gün birini çevirip soralım mı senle? Çıkalım abi kızılaya. Çok... Falcılar gibi isterim. çevirelim millet Diyelim ki gerçek, gerçek rap nedir? Evet. <laughs> Merhaba. Sarı mikrofon var. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi Aydın. Çok aldın. seviyorum ya sarı mikrofonu. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Oğlum sen sen bu ülkenin bayağılığına okey olmadın mı artık? Hala böyle şeyleri nasıl takip ediyorsun ya? Vallahi hala şaşırıyorum ya gerçekten. Enteresan Benim bir ümidim var galiba. P Pango ümit değil de sen enteresan bir çar olabilirsin. <gülüyor> galiba. Bunu da diyenler var. Biraz <laughs> farklıyım <laughs> galiba falan. Neyse. Peki Lütfen. albüme albümü ne zaman başladın sen? Abi albüme ne zaman başladım? Hmm, bir buçuk sene falan oldu galiba ya. ya ama bu şey gibi bir başlamaktı. Yani bir tane arkadaşımla şarkı yaptık. Bu senin albümünde mi olsa ya dedi. Ama benim albümüm yoktu. Sonra ben böyle işte bir süre okey dedim. Bunun için bir şey yapmadım ama işte böyle son 3-4 aydır aslında yapıyorum diyebilirim bunu. Yani böyle ilk hamlesi orada oldu. ilk hareket orada oldu ama sonrasında yani böyle 3-4 aydır daha üzerinde çalışıyorum diyebilirim. Yüzde kaçı bitti? Ya şarkılar bitmedi henüz. Böyle işte aranjesinde yapılacak şeyler olan şarkı var. İşte üzerine söz yazılması gereken şarkılar var. İşte beat yollamam gereken durumlar var falan. Hala böyle tam değil onun için. Bunun için yüzde de söyleyemiyorum. Yani işte çünkü ben her şeyi bitirsem de bunun miksi bir süreç, işte umarım video klipleri bir süreç, yani işte görsel kısmı bir süreç. Hepsi bir süreç olduğu için elimden geldiğince hızlı yapmaya çalışıyorum. En azından benden çıksın bir noktada benim yapacağım kısımlar. Sonrasında kafa yormaya başlayayım artık diye umuyorum ben de. Ama böyle sanırım hangi gün? Aynen dün. Sanırım dün son çizgisini attım ya. Son kişiyle de konuştum artık biri girip çıkmaz diye düşünüyorum albümü. <laughs> o biraz benim için yorucu oldu ya onu tasarlamak ve insanlara sorabilmek bunu falan. Biraz kendi içine kapanık bir karakter olduğum için birine sorup cevap almadan önce bunu kafamda çok düşünüyorum ve işte çok büyütebiliyorum. Çok yakın arkadaşıma bile soramadığım oluyor işte yapalım mı albüme bir şarkı falan diye. Bunu çok çekemiyorum bu bende de var lanet olsun. Hiç kimse hiçbir şey Kalbici soramıyor. Halbuki müzik musun? yapıyoruz yani. <laughs> yani kimseyi bir şey soramıyorum böyle şey. Ama hmm. ya reddedilme korkusu ne kadar enteresan bir şey. Hemen yani böyle derine giriyorum sıfırdan yüze böyle. Galiba öyle. ondan ya. Ben de neden olduğunu anlamaya çalışıyorum da yani işte beni reddedecek bir insana da albümde şarkı yapalım mı demedim daha önce hiç. Yani böyle gerçekten kredim olduğunu bu tabiri caiz mi bilmiyorum ama kredim olduğunu düşündüğüm insanlarla yapıyorum zaten bir noktada. Bir şey peki. Sivo'nun bir albümü çıktı. Griot. Biliyorsunuz. Evet. Bu da bir prodüktör Biliyorum. Aldı. Benim de beatlerim var. Keşke koşturmasaydın. Ben de oraya gelecektim zaten. Abi tamam. Özür dilerim. <laughs> Biliyorsundur deyince belki dedim sen mi bilmiyorsun acaba? Manyak mısın oğlum ya? <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Hatta bu bildiğini biliyorum. Bu albümle ilgili olan podcast'ini dinledim ve teşekkür ederim düşüncen için. <laughs> Hadi tamam yine kazandın beni lanet olsun. Şey diyordum işte. Bu bu süreç sana bir şeyler öğretti mi Sivo ile çalışmak veya o ortamın içinde olmak, o koşturmacanın içinde Abi, yani. Sivo abiyle daha öncesinde tanışmıştık. Hani bu şekilde bir diyalogumuz olmamıştı ama hiç. Yani benim için çok keyifli oldu bir noktada. Hani şey gibiydi işte ablalarla gez şarkısı özelinde yani işte Mandeps ile benim yaptığım bir şeyken bir noktada işte ben onu teslim ettim ve bambaşka bir şeye dönüştü işte böyle hani bir yerlere gitti sonra geri geldi falan güzel bir şarkı bence yani böyle süreçte benim için enteresandı biraz normalden daha az dahil olduğum bir süreç olmuş oldu benim için normalde yani içinde bulunduğum şarkıları bir noktada son anına kadar fikrimi belirtip üzerine çalışıyorum. Bunda daha çok işte ben bir şey verdim ve devamını insanlar yaptı gibi oldu. Ama Aga'yla Köst'ün şarkısında da işte onda da onu ben yaptım gibi. En son aranjesini benden çıkmıştı. O da mesela beat benim olmamasına rağmen. Peki ya o ben şeyi merak ediyorum. O arka plan tarafı var ya biraz daha bu albümün. Oralarda bir şeyler kapabildin mi? Yani işte ben mesela işte Griot'ta şunları öğrendim ve kendi solomda da bunları kullanacağım bu burada bu yolda öğrendim şeyleri kullanacağım gibi. Yani abi. O, yani bir baktığım zaman Sivo abinin kendi fikirleriydi. Ve çok saygı duyduğum şeyler. İyi veya kötü olarak herhangi bir şeyi yorumlamak gibi bir niyetim yok. Bence çok tatlıydı yani yaptığı her şey. Benim fikirlerim biraz daha farklıdır belki ortaya koyduğumuzda. Şimdi albümü yapmadan da bir şey diyemem bunun için. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben daha işte. Kendi hayalimdeki bir şeyi yapmaya uğraşıyorum. Ha. Peki. Bakalım, umarım... Benim isimlerden falan anladığım kadarıyla yani tease ettiğin isimlerden anladığım kadarıyla falan, Hı -hı. Biraz daha şey aslında yani senin portföyünü gösteren bir şey. Ben şu sonutta da şöyle bir şey yapabiliyorum. Bu sonutta da böyle Hı -hı. bir şey yapabiliyorum. Şurada şöyle bir şey ya yapabiliyorum biraz böyle... falan gibi. Böyle böyle bir şey mi çıkacak ortaya? Ya ne? böyle şey gibi değil. Ee, bu şarkıda bu tarzı yaptım. Bu şarkıda da bu tarzı yapacağım gibi ilerlemiyor da daha çok işte hayal ettiğim şeyleri, düşündüğüm şeyleri ortaya koyabilmek için benim için en önemli fırsat bu sanırım yani en azından ilk fırsat bu. O yüzden o yüzden işte elimden geldiğince hayal ettiğim şeyleri yansıtmaya çalışacağım. Yani beni insanların biraz daha anlaması ve tanıması için bir araç olarak kullanmaya çalışacağım yani halbuki. Peki bir aynı anda bir DJ Arts bugün albümü geliyor We Survive. Evet böyle. abi. Ve böyle hepimiz herhalde şey e, albümdeki isimlere bakıp şey oldu. Allah Allah. Yani neler oluyor? <laughs> Aynen, ben de neler ben de duyduğumda çok heyecanlanmıştım. Ya. Neler oluyor? Bu sahnenin gelişi olması, prodüktör albümlerinin gelişi olması sende bir prodüktör olarak nasıl hisler uyandırıyor? Heyecanlar, heyecanlar. Ya beni çok heyecanlandırıyor. Ben böyle hani ne bileyim insanlar, şey gibi insanlara da çok rastladım çünkü ya bunların albümü çıkıyor işte benim albüm ne olacaktan ziyade benimki daha böyle ya umarım çok güzel olur böyle heyecanlanıyorum ya ben çünkü böyle ortak kader paylaştığımız insanların güzel şeyler yapacak olması beni çok heyecanlandırıyor çünkü her şeyden önce rap dinliyorum hala <laughs> güzel şarkılar dinlemek istiyorum evet hala rapçiyim ve güzel şarkılar dinlemek istiyorum bahsettiğin isimlerde tabii ki yani işte Türkiye'de bu işte öncü insanlar onların gösterdiği yol herkes için önemli yani onların nasıl şeyler yapacağı diğer insanların ne yapacağını çok etkiliyor bunun farkında olarak hareket etmeleri çok tatlı olur yani keza onlar da bu önemi veriyor gibi görünüyor gerçekten yani izlediğimiz teaser bile çoğu Türkiye'de çıkan işin üzerinde olduğu için gönlüm rahat <gülüyor> <gülüyor> abi şöyle ee, baktığın zaman böyle bir, bir kısa vadeli baktığın zaman hı hı. Prodüktör sahnesi Türkiye'de nereye gidebilir ya da nereye gitmeli? Nereye gitmeli sanki daha doğru. Abi sence nerede? Yani böyle hani öyle bir yol gösterirsen bana nereye gideceğine dair fikir belirtebilirim belki. Ya bence şu an hala prodüktör camiasının bazı şeyleri oturtması gerekiyor. Yani biz biz rapçilere bir şey mi sunuyoruz yoksa rapçilerle beraber mi çalışıyoruz? Yani ben rapçiye şey mi altyapımı veriyorum yoksa rapçiyle beraber şarkım üretiyorum? Yani ama bu gerçekten aynen çok haklısın acılı. Yani. <laughs> yani %50 elli mi bu olay? Nasıl oluyor bu olay mesela? Sence bu olur mu? Öyle sorayım. Yani prodüktör kimliği biraz daha mı plana çıkar mı yoksa yok abi buraya bile zor geldik falan mı? Ne düşünüyorsun? Yani abi ben işte bunun çok zorluğunu kendi içimde yaşadım desem yalan söylemiş olurum bir noktada çünkü yani müziğimi istediğim noktaya getirene kadar zaten çok küçük bir çocuktum yani. Onun için evde yapıyordum, kimseye dinletmiyordum, maksimum kardeşimi, anneme falan dinletiyordum, işte arkadaşlarıma dinletiyordum. Ondan sonra yani bir noktada insanlarla tanışıp bir şey yapıyor olmak çok büyük şansmış gibi geliyor geri dönüp baktığım zaman. Yani şu an hatır sayılır insanlarla bununla ilgili diyalog kurabiliyorum artık. Evet, seni çok yani iyi bu, anlayabiliyorum. Bu benim yani hayalim tabii ki küçüklükten beri çocukken babamla Agabi klibi izliyorduk. İşte senin ben amına koyayım şarkısını izleyip böyle işte Aga Agabi'nin ayakkabısı ne güzelmiş deyip babam o aynı ayakkabıdan kendini aldı mesela. Bana da değil kendini aldı yani. <laughs> böyle bir anımız var. Yani böyle şeylerden sonra şu an Agayla çok fazla şey paylaşabiliyor olmak yani işte hayatımda en çok gördüğüm insanlardan biri olması inanılmaz bir zevk veriyor bu işle ilgili bana yani iyi ki bu işi yapıyorum diyebiliyorum. Yani ama işte dediğin gibi bu sahnenin nereye gideceği gerçekten soru işareti yani insanların yönlendirmelerine bağlı biraz. İnsanlar değer gösterirse değer almaktan çekinmez prodüktörler diye de düşünüyorum ben yani. Abi şöyle yani bence şey bir eksik yani. Mesela prodüktör albümü sahnesinin gibi garip bir tanım yapacağım ama yani bu 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 albümlerin bence çok daha artması lazım çünkü ne prodüktörler var. Şey konuştuk ya yani, prodüksiyon sahnesi gelişiyor e, muhabbetini. Yani hala bu kadar geri kalmış olması ve hala mesela parmakla gösteriyor gösteriyor olmamız mesela yani prodüktör albümlerini. İşte Furkan Karakilic'in vardı, Sivon'un var mesela falan. Hani hala çok az miktarda bunlar. Bana Hayır, enteresan. Böyle aklına geliyor. gelecek üçü falan geçmiyor çünkü üzerine düşününce değil mi? <laughs> evet evet. Ya yani, bu enteresan bir şey böyle. Mesela yani yurt dışına bakıyorsun çok enteresan şeyler oluyor yani bir noktada. Abi insanların birbiriyle çok iyi geçinememesine bağlayabiliriz bunu ya. <laughs> İnsanlar birbirinden bir şey isteyemeyecek hale getiriyor kendini sonu. Çünkü yani bu böyle var olan Türkçe rap piyasasından dolayı bir şey istemek haline geldi ya beraber şarkı yapıyor olmak. O çok garip bir nokta yani. Ben de bunu çok zamandır yapmak isterken şu an insanlardan rica etsem beni kırmayacakları düşündüğü noktaya geldiğim için yapabiliyorum aslında mesela. Türkiye'de şey de var dediğin noktada Türkçe rapte böyle bir kemik yok ya. Yani kemik köprü. Kültürel bir köprü yok. Yani o noktaya geldik mesela. Bir noktada... Ya insanların çoğuyla bir de birbiriyle o kadar vakit geçirmişler ki şey de çok var yani birbirini sevmeyen insan da çok. Evet 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 işte. O noktada rap'e bakış açısı aslında biraz. Ben biraz daha dinozor tarafından yetişebildiğim için bu işi şeyi gördüm yani. O insanlar gerçekten birbirleriyle çok vakit geçiriyorlar ve toplum seni anlamıyor aslında. Rapçi kimliğini anlamıyor. E, i̇nsanlar birbirleriyle özel bir bağ kuruyordu o noktada. E, rap, rapçilik bağı kuruyordu. Şimdi e, o da kalmadığı zaman niye insanlar birbirleriyle iyi anlaşsın ki? Yani sen sokakta gördüğün herkesle iyi anlaşıyor musun? Ya da seviyor musun yani sokakta gördüğün herkesi? O noktada anlayabiliyorum ama yine de bana şey enteresan geliyor. Bu aynı stüdyoda bile oluyor ya, mesela. Aynı ekipte olan herifler bile aslında birbirlerine okey falan buluyorlar yani. O zaman niye aynı ekiptesiniz oğlum? Hani o zaman değil mi ekip ne demek o zaman yani? Evet evet. Hayat hayata enteresan yani. Peki albüm için bana tarih versene. Tarih. Evet evet hadi tarih. Albüm için keşke keşke kendime tarih verebilsem abi. Ben çünkü mesela bu konuşmayı 3 ay önce yapmış olsak sonbaharda çıkartacağım derdim. Şu an son bardayız ve hiç çıkacak gibi durmuyor. Onun için <laughs> yalan söylemek istemiyorum. Ama kış mı diyelim? <laughs> ya 2022 8. ay falan bir sene sonra falan. Allah korusun abi neler diyorsun ya. Abi çünkü ama şimdi ya beat'i yeni yolladım dediğin şey var ya. Yani var neler? ya. Bir Dün yolladığım beat var abi. İşte tamam tamam bir sene abartı oldu da bir 3-4 ayı var herhalde o zaman. Var 3-4 ay yani mecbur sürecek bir de çünkü şey değil böyle Yedi şarkı bir albümde olmayacak büyük ihtimalle. Daha fazla hani böyle 15 20lerde şu an gözüm. Bir şey diyeceğim ama şeyi biliyorsun ama kalkıp o albümü hmm. pa partlara bölersen Ankara'ya gelirim ve seni bulurum. Ben bu albümü partlara bölmeyeceğim abi. Teşekkür ederim. Ama eğer olur da bölersen, bak, yani aslında Haymatlusun oralarda bir yerde denk gelirim, tamam sana haber <laughs> yani, al. beni... lütfen zaten gel de yani. Bölmeyeceğim. <laughs> Benim niyetim de gerçekten yani şey böyle. Bunu da çok duydum çünkü işte albümden insanlara bahsettiğim zaman işte mutlaka ya bölmek ya işte öncesinde single çıkartmak vesaire gibi konular hep gündeme geliyor. Ama ben ne yaptığım müziğin buna uygun olduğunu düşünüyorum ne de düşüncemin buna uygun olduğunu düşünüyorum. ya. Yani ben albüm kültürünü seven bir insanım özünde. Bu yüzden yani arkamda bir albüm bırakmak istiyorum. O zaman çünkü müzisyen prestijini tamamlayacakmışım gibi hissediyorum bir yandan. Tamamlamak çok yanlış ama ne demek o istediğimi adam, anlaşılmış. E, ben, anladım, ben anladım. Ben aldım seni ve çok tatmin oldum cevabından. Vay, e, wow, ben bu partişini anlamlandıramıyorum. Gerçekten anlamlandıramıyorum yani. N Çünkü şey de değil. Den denendi bu yani. Türkiye'de de denendi. Bu şeye de yaramıyor. Stream'e de yaramıyor. Bir alışkanlık da oluşturmuyor yani. Ya abi, dinleyecek olan dinler, dinlemeyecek olan zaten dinlemez yani. İnsanlar dinleyecek diye bir şey yapmak da biraz garip geliyor bana. Abi şeyi düşünsene mesela dört part albüm çıkarıyorsun ya bir kere mantıken yani şey imkansız senin dört da aynı marketingi yapabilecek olman yani abi mümkün değil Türkiye'de yaşıyoruz hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz bir de yani kimin bu kadar bütçesi olabilir ki artık <laughs> evet abi yani de, dolarla kazanıyor olsan bence inanılmaz bütçen olur bu arada Ve keza ben bu arada bunu tek parça olarak çıkarmanın daha büyük bir mar marketinge yol açabileceğine inanıyorum. Niye bilmiyorum ama. Şeyi merak ediyorum yani günün sonunda albüm mesela içine sinmedi. Evet. İptal eder misin albümü? Ben yayınlamayacağım albümü falan. Ya vallahi abi şimdi bilmem ki. Yani içme sinmeyen öyle şey zorla bir şey yapmadığım için yani şu an çok böyle istediğim ve sevdiğim bir yerde. Sevmediğim hiçbir nokta yok içinde. Onun için böyle düşüneceğimi düşünmüyorum. Ama tabii ki içime sinmezse nasıl yayınlayayım ki zaten? Okey yani kimisi şey var ya abi. İçimize çok sinmedi ama. Niye <laughs> böyle albüm yayınlıyorlar? E o zaman bana niye dinletiyorsun bunu? Yani albüm yapmak için albüm yapmıyorum ki. İşte adam. Yani. Niyetim zaten işte kendi düşüncemi aktarabilmek. Hı hı kendi düşüncemde okey olmadığım bir şeyi albüme koymam zaten. O yüzden böyle bir şey yaşayacağımı düşünmüyorum ama umarım bu söyledikleri kötü şans getirmez ve bunları yaşamam abi. <gülüyor> <gülüyor> umarım getirmez. Umarım getirmez. Yok yok. <laughs> ya, senin şey... güzel niyetine eminim abi. Abi peki nereden çıkacak abim? Yani Dead Boy mu? Evet. Şu an yani şimdi ekstrem bir evet, çok net bir evet ama evet. Yani... Çok güzel bir cümleydi bu arada. Yani çok net bir evet ama evet. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Umarım anlamışsındır abi Anladım şey, abi yani, evet Niyetim böyle Bu yaşımda yaptığım bir albümü Başkası için yapmış olmak istemiyorum ya Özünde hmm. Şirketlere çalışmasın yani Evet yani gerçekten böyle denmesi gerekiyorsa Şirketlere çalışmasın e Yani bu zaten artık 2021 yılında bir şey abi ee, Yolunu seçiyorsun yani Ben şirkete çalışıp sanatçı tribine mi gireceğim Yani Beyaz yakalıyım aslında bayağı. Çünkü şirkete çalışıyorum. Hı -hı. Ama Hı -hı. ortamlarda işte sanatçıyım, bu falan mı? Aynen. <laughs> ya abi şimdi şirketlerinde böyle böyle şirketlerinde yani çok tatlı olanları da var. Tanıdığım insanlar var. İşte biz de deboy olarak bir şirket değiliz şu an için ama bir şeyler yapmaya çalışıyoruz insanlar için. Ve yeni bir düzen oluşturmaya çalışıyoruz aslında nereden baksam. Çünkü sanat yani bunu yapan insanlar sanatçı şu an ve bunu gözeterek yapmaya çalışıyoruz. Kendim nasıl mutlu olurdum bundan. İnsanlar nasıl mutlu olur gibi bir bakış açısıyla yaklaşmaya çalışıyorum. Yoksa hani şey gibi de değil. Şirket kötüdür de yanlış bir bakış açısı bence. E çünkü sanatçı olarak istediğini alabildikten ve verebildikten sonra niye kötü olsun ki? Yani kimseyle arkadaş olmana da gerek yok bunun için. Ama ben yani işte verdiğimi alabileceğime inanmadığım için kendim yayınlamak daha mantıklı bir yol gibi geliyor ya. Yani şirket kötüdür ya şey ekleyeceğim sadece. Yani şirketlerin birçoğu aslında kendi çıkarını düşünür ya. Anonim şirket mesela aslında bir canlı gibi hareket eder. E o noktada sanatçının ruhunu çok öldürdüğünü düşünüyorum. Bugün çok Katılıyorum. enteresan isimlerden çok enteresan şarkılar dinlememizin sebebi de bu yani aslında. Bir noktada. Aynen, bağımsız müzik yaparken bir şirketle anlaşıp garip şeyler yapmaya başlayan insanlar var falan. Evet aynen öyle. O, o noktada şirketin daha doğrusu şirketlerin Türkçe rap'e bakışının çok oturmadığını düşünüyorum yani. Herkesten bir Sefo bekliyorlar ama yani okey. Sen de şu an e bir Sefo ton... var zaten. Yani evet. bir yandan Sefo var zaten. Sefo'ya niye bir alternatif yaratmaktansa Sefo'dan bir tane daha yaratmaya çalışılıyor ki? Yani işte. Gel de anlat. <laughs> gel beyaz yakalı beyaz yakalı bilmem ne menajere anlat abi onu yani. <laughs> Anlatamazsın yani ne yazık ki. Anlarlar anlarlar Böyle giderse hepsi batınca anlarlar. <laughs> Allah Allah ya biz 40 bin dinlendik ya. Hiç böyle değildi. Milyon dolar gömdük buraya bana. Milyon dolar gömmüş değil mi gerçekten? Ne kadar büyük fail olur ha. milyon dolar gömsen ve 40 bin dinlense. Ben bayağı... Valla kesin yaşanıyordur ya. Milyon mu bilmiyorum da çok garip şeyler yaşadıklarına eminim yani. Tabii tabii ya bir şey ben şeye eminim yani. Bir 50-60 gömüp böyle Allah Allah. Bu niye yüz binde kaldı falan. Yani. Ya işte beklentileri stream olunca istediğini alamaması da çok doğal oluyor. Değil mi? O zaman sevgili Pango abi. Hemen <laughs> bir ciddileştik mi öyle. Vallahi Çeydikten. evet geldim. <laughs> o zaman sevgili şehir veritim dinleyicilerine kapanış notunu alabilir miyim? Kapanış mesajını pardon. Ya kapanış notum yani bunu dinliyorsa büyük ihtimalle beat yapan falan biridir <laughs> diye düşünüyorum. Bu nasıl bir stereotip abi? Benim dinleyicilerim böyle böyle insanlar değil de herkes çok yok, masum yok. çocuklar var oğlum oradan evet. gelip şey falan diyor. Abi bilmem ne okudum. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında falan. Yani, e, çakmak çakmak wonder kid çocuklar var. Yapma böyle. Herkes... Daha, e, daha bir bakış açısıyla yaklaştım. Özür dilerim. Estağfurullah, estağfurullah. Yani insanların kendi olması ve kendi istediğini, istediği şeyleri yapması yeterli bir not olacaktır bence. Keyfine baksın herkes abi. Niye dert ediyoruz her şeyi bu kadar? Okey. <laughs> Çok relax oldu bir anda. Bu kadar da şey konuşup şirketler, mülketler o şu bu falan filan. En son herkes keyfine baksına geldi. Güzel. E baksın abi şirketler de keyfine baksın. Sanatçılar da kimse zorla çalıştırmıyor şirketlerle sonuçta yani. Abi yok şirketler de keyfine bakmasın. Aşırı zenginler de keyfine bakmasın. O i̇kisine de kılım. Söyle yapacak bir şey yok. Bu da benim fikrim. Haklısın abi. Ben de çok hak <laughs> veriyorum sana. O zaman ufaktan kapatıyorum pango müsaaden varsa. Estağfurullah abi. Tabii ki. O zaman sevgili şehir üretim dinleyicileri. 30 saniye boyunca ellerinizi bol sabunlu suyla yıkamayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Seviliyorsunuz. Görüşürüz.